Merhaba arkadaşlar. Bahçemizdeki odunları temizlerken altında kirpi yavrusu yeni doğmuş. Bakar mısınız ellerine? Hiç gördünüz mü daha önce bilmiyorum. Ellerine bakın, insan eli gibi. Ayakları. Gerçekten mucize gibi, inanılmaz. Tabi bu çalışmalar sırasında hiçbir canlıya zarar verilmemiştir. Ama sizlerin görmesini istediğimiz için açtık. Bakar mısınız? İnsan derisi gibi ya. Bütün aile buraya toplandı. İyi. Görmeyebilirdik çünkü o kadar küçükler ki. Bakın şimdi. Evet, bu kanalda doğal olacağımızı ve samimi olacağımızı söylemiştim ama. Bu kadarını ben de beklemiyordum arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şöyle elimizde de göstermek istedim. Bahçeyi toplarken, yani odunları toplarken, odunların arasında bir mucizeyle karşılaştık gerçekten de. Bakın şimdi, hayatınızda daha önce hiç yavru kirpi gördünüz mü? Arkadaşlar inanılmaz, ben daha önce hiç görmemiştim. Biz ailece başına toplanıp baktık, yani biz hiç görmemişiz. Evet, büyük bir kirpi gördük ama böyle yavru bebek kirpiler hiç görmedik ve inanın ben o kadar şaşırdım ki, insan yani bebek eli gibi, bebek parmağı gibi, inanılmaz. Bakın şimdi elimizi alıp size göstereceğiz. Şimdi bura gelip yakalayacak. Ay, inanmıyorum. Arkadaşlar bu arada iş kıyafetlerimiz ve direkt doğal olsun istedik. O yüzden hemen size açtık kamerayı göstermek için. Zaten bu kıyafetlerimize alışkınsınız önceki videolardan. Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle yaklaşayım. İnanılmaz, inanılmaz. Derisi insan derisi gibi. Parmaklar, 5 tane parmağı var. İnsan parmağı gibi, insan ayağı gibi. Babacığım bile sen bir faydası varmış. Onu anlatabilir misin? Evet. Çiban. Yer kapanmayan çibanlar var ya. O yüzden kapanmayan çibanlara iyi gelir. Kiprinin eti. Allah Allah. Bunu yani, da ilk kez öğrendim ben. Evet. Kipriyi de kesmek için, tabii kesilmez. Çok serttir o. Kovanın içine su doldurursun. Dolu suyun içine kipriyi oturdurursun. Oturttuğun zaman o kafasını suyun dışına çıkarır ve güzelce kesilir, yüzülür ve yedirilir. Allah Allah! Bu da çiban içinmiş, evet. Arkadaşlar. Evet. Kapanmayan çibanlar için. Kapanmayan çibanlar için. Gerçekten inanılmaz. Ve sonradan yedirdiğini söyleyebilirler. Tabii. Yani yiyirken de söylenmez. Yani bir şeyin içine katılır, o şekilde yedirilir. Arkadaşlar daha gözleri açılmamış. Anneleri nerede bilmiyoruz. Ve gerçekten onları görmemiz, yani Allah'ın bir işi, çünkü o kadar küçükler ki, gel bakar mısınız, bir avucuma doldurmuyorlar bile. Yüksek ihtimal daha yeni doğmuşlar, gözleri açık değil. Yani gerçekten onları çiğnemememiz Allah'ın işi, inanılmaz. Çünkü tam ayağımızın altındaydı, Burak gördü. Tabii ki canlılara zarar vermiyoruz. Bir kenara koyacağız. Annesi herhalde gelir. Ay. Arkadaşlar bu arada ben de dokundum. Böyle şey, iğneleri daha yumuşak. Daha tazeler. Kulağı mı var bunun? Kulağı var. Arkadaşlar inanamıyorum. Şu an fark ettik. Bakar mısınız? Kulağı var. Görünüyor mu acaba oradan? Bakar mısınız? Evet. Gözüküyor. İnanmıyorum. Kulağı var. İnsan derisi gibi derisi var. Parmakları görünüyor mu? Bakar mısınız parmaklarına? Hı hı. Ve arkasında şöyle, yani ön tarafında göbek kordonu var. İnanabiliyor musunuz? Burak sen bunu düşür. Ters çevirip ama geri sonra düzelt, tamam mı? Bakın. Bakın arkadaşlar. Ağzı, burnu. Bakar mısınız? Bakar mısınız, göbek kordonu var. Elimden çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar böyle bunu sizlerle paylaşmak istedik. Yani biz çok şaşırdık gerçekten de. Hani sizlerin de daha önce hiç gördüğünü düşünmediğimiz için hemen sizlerle de paylaşmak istedik.
Böyle senin söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Yok. İyi ki gördün. Çok sevabını aldın. Aferin. Babacığım sana da çok teşekkür ederiz. Kamerada babamız. Böyle arkadaşlar. Anlı bile insan anlı gibi. Yani bebek anlı gibi. Yani inanılmaz. Gerçekten bir mucize. Şurada da küçücük bir kuyruğu var. Normalde yani kirpi görmek bile zaten zor da. Hele kirpi yavrusu görmek daha da zor. Yani bu kadar da ayrıntılı görmek. Neyse sizlere de nasip oldu arkadaşlar. Bizim söylemek istediklerimiz bunlardı. Babacığım bana çevirebilir misin? Tamamen dediğim gibi doğaldı arkadaşlar. Spontane gelişen bir şey oldu. Zaten kıyafetlerimizden de belli. Yani o yüzden direkt açtık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi samimi, yine doğal olsun istedik. Senin söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Yok, teşekkür ederim. Sağ olasın ablacığım. Ben teşekkür ederim. Kardeşim sağ olasın. Sen de kardeşim sağ olasın. Arkadaşlar, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Sakin ol. Çocuk.